Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer kaydımıza telefonun arka video kamerasından yapacağız. Görelim bakalım. Tarih 23 Ocak 2022 Pazar akşamı saat 22.55. Yine Risale-i Nur'dan 11. lemayı okumayı düşünüyorum. Dün 10. lemayı okumuştuk. Biraz da cennetten bahsetmiştik. Bugünkü konumuz çok önemli bir mesele. Çünkü sünnet-i seniyeyi ne yazık ki insanların hayatından kaldırdılar. Adet olarak hayatımızda olan, örf olarak hayatımızda olan sünnet-i seniye devlet nizamı tarafından kaldırıldı 100 yıl önce. Ve insanlar peygamberine benzemeyi kötü görür hale geldiler. İnsanlar peygamberi seviyorum diyor ama ona benzemeyi öcü gibi görüyor. Kötü görüyor. Bir İngiliz, Fransız gibi görünmeyi, onlara benzemeyi moda olarak, hoş olarak, güzel olarak benimsiyor. Tabii bu sistemsel olarak 100 yıldan beri insanları Avrupa'ya meftun ettikleri için, Avrupa'yı sevdirdikleri için, model olarak Avrupalıları gördükleri için tabii ki İslam düşmanlığı yaptıklarından, İslam namına ne varsa, İslam'ı hatırlatan ne varsa, öcü, kötü, aşağılık olarak gösterdiklerinden. İnsanlar şimdi İslam'ı hatırlatan şeylerden hoşlanmıyor. Şimdi dediğim yani, çoktandır öyle yani. Belki 70'ten sonra, özellikle 50 doğumlular, 40, 50, 60 doğumlular, ne yazık ki içler boş kütük olarak yetiştiler. Yani din namına bir eğitim alamadılar. Ve onlarından doğan çocuklar da içleri boş yetişti. Yani 70 doğumlular, 80 doğumlular. İslam'dan bir haber yetiştiler. Yani iman etmişsin. Tamam, Allah, peygamber var. Kur'an'da tamam, ona da iman ediyorum ama hayatında İslam namına bir şey yok. Yani iman ettin ama İslamsız bir iman. Taraftarlık var mı? Yok. Umurunda bile değil. Varsa yoksa dünyada iyi bir yer elde etmek, makam sahibi olmak, para kazanmak. Ne yazık. Milletimizin durumu budur. Cehenneme doğru koşturuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina nebina Muhammed. Tıbbel gulubi ve davayi ha ve afiyetil abdani ve şifayi ha ve nurul absal ve ziyayi ha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Mirkatü sünneti ve tiryaku marazıl bida. Mirkatü sünnet, peygamberimizin sünnetine uyma. Basamak, yani sünnet basamaklar. Ve tiryaku marazıl bida. Yani bida İslam'da aslında özünde olmayan, sonradan insanların uydurduğu ameller. Onlara o maraz, hastalık demek. Yara, bere, tiryak da merhem manasındadır. Tiryak merhem olan, o yaralara merhem olan, o bid'a yarasına merhem olan. Neymiş? Merkat-ı sünnet. Sünnet dereceleri, basamakları. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ca'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma'anittum haris. Ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim.
Sadakallahul azim. Şüphesiz aranızdan size öyle bir elçi gelmiştir ki size gelen meşakkatler ona ağır gelir. Size oldukça düşkündür. Müminlere karşı şefkatli, merhametlidir. Tövbe suresi 128. Şu ayetin birinci makamı minhaccü sünnet, yani sünnet yolu. İkinci makamı mirkatü sünnettir, yani dereceleri. Evet, basamakları. Bismillahirrahmanirrahim. فَاِنْ تَتَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّٰهُ. Sadakallahul azim. Eğer yüz çevirirlerse, seni dinlemezlerse de ki bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül edip dayandım. Yüce arşın sahibi odur. Tevbe suresi 129. Ey Muhammed, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız o halde bana itaat ediniz ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran 31. Bu iki ayet-i azimenin yüzer nüktesinden 11 nüktesi icmalen beyan edilecek. Birinci nükte. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Bakalım sultanımız ne demiş. Evet, büyük bir müjde geliyor. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'ati şehid. Ne demek? Yani fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Evet, fesadı ümmet zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Bunun böyle olmasının sebebi var tabii. Fesad ümmet zamanı. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususan, evet geldik. Şimdi niçin o kadar kıymetli olduğunu söylüyor. Hususan bid'aların istilası zamanında. Evet, bid'alar. İttiba etmek, bidaların istilası zamanında sünnet-i seniye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Evet, birincisi neymiş? Bidaların, bidatlar, yani İslam'ın aslında özünde olmayan, sonradan icat edilen ameller, işler, fiiller, neyse artık. Hususan fesad ümmet zamanında. Birinci hususanı söyledi. İkinci hususanı geldi. Fesad ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek. Evet. Ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Birinci hususlarında bidalar, ki 1920'leri hatırlamak lazım. Yani öyle münafıkane işler yapılmış ki, yani İslam'ın kökü kazınırken sanki İslam devam ettiriliyormuş gibi gösterildi. Ve sünnetler, vacipler, farzlar, öyle işler, öyle kanunlar, öyle işler yapıldı ki, yani insanlar İslam'ın iyisini öğrenmek için kaçak göçek çok canları yandı.
Ve İslam'ın özünde aslında yani sahabelerden ashabın tabiin etvay tabiin ve bu o 1900'lere kadar gelinceye kadar diyelim Ehl-i Sünnet'in hayatımızda göstermiş olduğu bu vacip sünnet ve farz meselelerinde bir bütünlük ve bir devamlılıkla bid'alar olmamış. Yani büyük farzlara, vaciplere gelecek şekilde. Ama 1920'lerden sonra yapılan öyle işler olmuş ki farzlara da, vaciplere de İslam'ın yani müthiş bir şekilde zarar verecek şekilde işler yapılmaya çalışılmış. İşte böyle bir zamanda ümmetin fesada düştüğü. Kimler tarafından? Fesatçılar tarafından. Kimler tarafından? Münafıklar tarafından. Yani Müslümanım diyen ama İslam'ı başka türlü göstermeye çalışıp insanların gözünden düşürmeye çalışmak fesatlıktır. Fitnedir. İşte böyle bir zamanda sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra bir huzur ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeye müraat ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-i seniyeye ittibağı kendine adet eden adatını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeradar ve sevapdar yapabilir. Evet. Yani burada hususan diyerek hem bidalar istila ediyor, İslam'ın aslında ve özünde olmayan şeyler, bidatlar üretiliyor. Farzlara, vaciplere gelecek şekilde hem de. Allah muhafaza. Ümmet fesada düşmüş. Doğrular, yanlışlar birbirine giriyor, yasaklanıyor. Yani tam bir karmaşa, tam bir zulüm, zorbalık. Böyle bir zamanda insanlar kanunlarla İslam'dan uzaklaştırılıyor. Tabii ki epey zor bir durum. Böyle bir zamanda farzları yerine getir, vaciplerine getir, sünnet seniye yapış. Müthiş bir iman gerekiyor ve tabii ki ona göre de sevapları olacak. İkinci nükte, İmam-ı Rabbani Ahmed-i Fariki radıyallahu anh demiş ki, ben seyri ruhanide kat-ı meratip ederken, yani seyri ruhanide, ruhani seyrinde mertebeleri aşarken tabakat-ı evliya içinde, evliya tabakasının içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en ehemmiyetli sünnet-i seniye ittibağı esası tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın ami evliyaları sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet, Müceddid el-Fisani İmam-ı Rabbani radıyallahu anh hak söylüyor. Sünnet-i seniyeyi esas tutan Habibullah'ın zilli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır. Bunu söylemesinin bir sebebi var Bediüzzaman. Çünkü kurmuş olduğu yol, kurmuş olduğu tarikat, hakikat yolu yani, sünnet seneyi esas tarikat ittihaz etmiş. Kurmuş oluyor. Mesleki farz yapmış yani. Üçüncü nükte, bu fakir Sait eski Sait'ten çıkmaya çalıştığı bir zamanda
bu fakir Said, yani hiç ender hiç dediğin o yüksek makamlara, yani muhatap ilahiye makamına ulaştığı, yüksek mertebelere ulaştığı ve eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefs emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Seraya, kah Seradan Süreyya'ya kadar bir sükut ve suud içerisinde çalkalanıyorlardı. Evet, sükut ve suud, düşüş, yükseliş. Evet. Yani yerden göğe, gökten yere bir düşüş, bir karmaşıklık vardı diyor. İşte o zaman müşahede ettim ki, bu ruhani yaşadığı şeylerde müşahede etmiş ki, sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, gemilerdeki hat hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi hadsiz, zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat-i ruhaniyede çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda sünnet-i seniyenin o vaziyette temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet, yani hafifleme buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum tazikat çok. Yani sıkıştırma, tazikat sıkıştırma, evet. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yolda zulümatlı. Yani karanlıklı. Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor. Yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bil müşahede tasdik ettim. Yani sünnet-i seniyenin nasıl bir ruhani alemde bir tesir olduğunu söylüyor. Hani sünnet senin mertebelerini demişti ya. Yani demek ki ruhani bir seri sülükte bazı şeyler yaşarken demek ki sıkıntılar, bir darlıklar, bir genişlikler, bir yükselme, bir inme gibi çeşitli şeyler oluyor. Müşahedeler yaşıyor ruhani olarak. O esnalarda sünnet-i seniyenin edebine, adabına, düsturlarına uyunca, yani o sıkıntılar, o yanlış gibi görünen veya anlayamadığı şeyler veya gelen zulümat, karanlık dağılıyormuş. Tazikat, sıkıntılar gidiyormuş. O yüzden önemli diyor yani. Ben yaşadım diyor, müşahede ettim. Dördüncü nükte. Bir zaman Rabıtayı Mevt'ten ve El-Mevtü Hakkun kaziyesindeki bir zaman Rabıtayı Mevt'ten, ölümü düşünmekten ve El-Mevtü Hakkun, yani ölüm haktır kaziyesindeki tasdikten ve alemin zeval ve fenasından gelen bir halet-i ruhiyeden kendimi acip bir alemde gördüm. Yine bir müşahede meydana gelmiş. Baktım ki ben bir cenazeyim. Üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum. Evet. Birisi benim hayatımla alakadar ve mazi kabrine giren zihayat mahlukatın heyet-i mecmuasının cenazesi, cenaze-i maneviyesi başında bir mezar taşı hükmündeyim. Benim hayatımla alakadar ve mazi kabrine, geçmiş zamanın kabrine giren zihayat mahlukatın heyet-i mecmuasının cenaze-i maneviyesinin başında bir mezar taşı hükmündeyim. İkincisi, Küre-i Arz mezaristanında, yani dünya mezarlarının içinde nev-i beşerin hayatıyla alakadar envazi hayatın çeşitli hayat sahiplerinin heyeti mecmuasının mazi mezarına, geçmiş mezarına defnedilen azim cenazenin başında bulunan mezar taşı olan ve bu asrın yüzünde çabuk silinecek bir nokta ve çabuk ölecek bir karıncayım. Üçüncüsü, şu kainatın kıyamet vaktinde ölmesi
muhakkakul vuku olduğu için nazarımda vaki hükmüne geçti. O azim cenazenin sekeratından dehşet ve vefatından beht ve hayret içinde kendimi görmekle beraber istikbalde de muhakkakul vuku olan vefatım o zaman vuku buluyor gibi göründü ve fein tevellev ilahi sırrıyla bütün mevcudat, bütün mahbubat benim vefatımla bana arkalarını çevirip beni terk ettiler. Yalnız bıraktılar. Hadsiz bir deniz suretini alan ebed tarafındaki istikbale ruhum sevk ediliyordu. Hadsiz bir deniz suretini alan ebed tarafındaki istikbale ruhum sevk ediliyordu. O denize ister istemez atılmak lazım geliyordu. Bu gördükleri manevi alemde müşahede ettiği şeyler. Yani gözüyle gördüğü işler bunlar. Yani öylesine hayal ettiği bir şey değil yani bu şu an bu konuştukları. İşte o pek acip ve çok hazin haletteyken iman ve Kur'an'dan gelen bir medetle. Evet. Burada sıkıntılı bir hali az önce söylüyor. El mevtu hak kazyesini düşününce, yani ölümü düşünmekle, hak olduğunu düşünmekle beraber zihninde ve hayalen gelen, o müşahedeyle beraber gelen bir sıkıntıyı başka bir kapı pencere açılarak nereden o ayetlerden geliyor şimdi o pencere. İşte o pek acı ve çok hazin haletteyken iman ve Kur'an'dan gelen bir medet bir yardımla Bismillah fe'in tevellev fe'kul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbül arşil azim olan ayet, evet. Tevbe suresi 129. Ayeti imdadıma yetişti ve gayet emniyetli ve selametli bir gemi hükmüne geçti. Manası neydi? Demesinin göreceksiniz. Eğer yüz çevirirlerse, seni dinlemezlerse onlara de ki bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül edip dayandım. Yüce Arş'ın sahibi odur. Ne güzel manası değil mi? Şimdi ayet-i imdadıma yetişti ve gayet emniyetli ve selametli bir gemi hükmüne geçti ruhuna. Ruh kemal emniyetle ve sürurla o ayetin içine girdi. Evet anladım ki ayetin manayı sarihinden başka bir manayı işaresi beni teselli etti ki sükunet buldum ve sekinet verdi. Yani huzur. Evet, durgunluk, huzur. Evet, nasıl ki manayı sarihi, yani manayı sarihi açık, sarih açık olan demek. Açık manasının dışında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam der. Eğer ehli dalalet arka verip senin şeriat ve sünnetinden iraz edip Kur'an'ı dinlemeseler merak etme ve de ki Cenab-ı Hak bana kafidir. Ona tevekkül ediyorum. Sizin yerlerinize ittiba edecekleri yetiştirir. Tahtı saltanatı her şeye muhittir. Ne asiler hududundan kaçabilirler ve ne de istimdad edenler medetsiz kalırlar. Öyle de mana işaresiyle der ki, ey insan ve ey insanın reisi ve mürşidi, eğer bütün mevcuda seni bırakıp fena yolunda Adem'e giderse, eğer zihayatlar senden müfarakat edip ayrılıp ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezaristana girerse, eğer ehli gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulümata düşerse, merak etme, de ki Cenab-ı Hak bana kafidir. Madem o var, her şey var. Ve o halde o gidenler Adem'e gitmediler. Onun başka memleketine gidiyorlar. Ve onların bedeline o Arş-ı Azim sahibi nihayetsiz cünut ve askerinden başkalarını gönderir. Ve mezaristana girenler mahvolmadılar. Başka aleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir ve dalalete düşenlere bedel tariki hakkı takip edecek muti kullarını gönderebilir. Madem öyledir, o her şeye bedeldir. Bütün eşya bir tek teveccühüne bedel olamaz der. İşte şu mana işari vasıtasıyla bana dehşet veren üç müthiş cenaze başka şekil aldılar.
Yani hem hakim, hem rahim, hem adil, hem kadir bir zat ve zülcelalin taht-ı tedbir ve rububiyetinde ve hikmet ve rahmeti içinde hikmet nüma bir seyran, ibret nüma bir cevelan, vazife darana bir seyahat suretinde bir seyr-ü seferdir, bir terhiz ve tavziftir ki böylece kainat çalkalanıyor, gidiyor, geliyor. Evet, neymiş? Hikmet ve rahmeti içinde hikmet nüma bir seyran. Seyran, seyretmek. İbret nüma bir cevelan. Yani ibret alınabilecek bir gezip dolaşmak. Vazife darana bir seyahat. Yani vazife alarak seyahat edip seyahat suretinde bir seyri sefer. Yani dolaşma, yine seyri seferde yolculuk, dolaşma. Bir terhis, yani o işin vazifenin bitmesi. Ve tavziftir ki, vazifelenmektir ki böylece kainat çalkalanıyor, gidiyor, geliyor. Yani neyse, bu o sıkıntılı seyir ruhanedeki durumunu ayetlerin nuruyla nasıl baktığını olaya, o gördüğü sıkıntı, gördüğü şeyleri, sıkıntısını nasıl gittiğini ayetle bize ne yaptı? Şimdi yol gösterdi. Aslında ayetle bakmak lazım diyor. Bu ayetle bakmak lazım olaya. O zaman sana başka türlü görünecek. Yani hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Yani hiçbir şey yok olup gitmiyor. Üzülme diyor yani. Ölenler yok olup gitmiyor. Kaybolanlar yok olup gitmiyor. Allah-u Teala'nın ilminde, kudretinde her şey muhafaza oluyor. Bir yere gidiyorlar, doğru. Bizim gözümüzden kaybolabilirler, doğru. Ama Allah'ın ilminde ve kudretinde her şey muhafaza oluyor. Herkes vazifesini yapıyor. Yani bir